Filmin adı. Evet. The Revenant. Oh. Yani Türkçesi diriliş. Oo. Western cowboy filmi. Bayılırım. Ve başrollerde Leonardo DiCaprio ve Batuhan Karacakaya. Çok iyi ikili. İnanılmaz bir ikili. inanılmaz karizma. iki yakışıklı, iki karizma. Bu filme damga vurdular. Ve bu filmde Leonardo DiCaprio en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmış. Ve bu gecede de Batuhan Karaca Karacakaya da en iyi erkek yarışmacı ödülünü kazandı. Yani Batuhan Karacakaya bu gece Leonardo DiCaprio'yu adeta nazire yaptı. Oh. Ve böylesine önemli bir gecede Batuhan Karacakaya'yı yürekten kutluyorum. Onu yürekten kutlarken galibiyet sonrası bir sevinci var. Şöyle kumları atıyor, ellerini açıyor. Arkadaşlar şimdi o görüntüyü getirecekler. İnanılmaz bir görüntü. O görüntü evet işte Furkan işte bu. Dede. İşte bu görüntü. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu görüntüyü oh izliyorsun be. ya. Oh eğer be. bu görüntüyü Hollywood'dan gelen bir yapımcı izlese... Anında uçak biletini al ve Hollywood'a gönder. O kadar diyorsun. İnanılmaz abi izlerken tüylerim diken diken oh oldu. Allah Allah. Bir adama bu kadar yakışır mı? Bir adam bu kadar karizmatik olur mu? Şu görüntüyü Hollywood'a gönder. Batuhan Karacakaya derler ki sen Aşkı Memru'da oynadın. Amma ve lakin gel burada senin için bambaşka filmler çekeceğiz derler. Sadece şu kum atış sahnesi üzerinden Batuhan Oscar alabilir mi? Oscar alır. Her şeyi alır. Tabii. Hatta Leonardo da kaptıyor kıskanıp evet. Batuhancığım çok özür diliyorum. Bugüne kadar seni tanımamışım dedi. Allah Allah. Yani olacak şey değil. Ha ya, neler anlatıyorsunuz? Yani, hakikaten siz? inanılır gibi değil. Bu Batuhan Batuhan Karacakaya var ya bu gece bak bir de bir lafı var Furkan dede. Tabii. Onu da sana söyleyeyim. Kafamın içinde diyor 5 tane Batuhan vardı. Evet. Bu gece hepsini susturdum diyor. Evet. Yani kafamı karıştırıyorlardı ama bu gece hepsini susturdum ve öylesine bir konsantre oldum ki diyor. Yani Murat Özar'ı bile benim bu konsantrem karşısında şaşırıp kalır. Belki bana şiir yazarken onun için kelimeler kifayetsiz kalır ve şiiri bile yazamaz. Heyecandan duygularını kaleme bile dökemez diyor. Olmaz. Ama ben diyorum ki Batuhan Karacakay'a sen beni durduramazsın. Çünkü sen bu geceye damga vurdun ve Leonardo DiCaprio bile seni kıskandı. Ver müziği. Batuhan. Batuhan. Sensin adada adeta Survivor için doğan. Karizma denince hep akıllarda kalan bu gece sen oldun parkurları yıkan o kadar mutlu ki seni sevenler şu an efsane geri döndü kalmasın duymayan Batuhan Batuhan Tüylerimiz diken diken. Abi tüylerin tabii ki diken diken olur. Ama Batuhan Karacakaya'da bu gece herkesin tüylerini diken diken etti. Evet. İnanılmaz bir performans. Onu yürekten kutluyorum. Ve, <laughs> ve sözü sizlere bırakıyorum. Teşekkür ederim. Ben de sözü sizden alıyorum ve ben de Hanım'a bırakıyorum. Çok yüksek bir giriş yaptım Murat abi. E, Aşkım emin memnu deyince benim aklıma bir şey geldi. Furkan ben e, sevgili Bihter Ziyagil'in Ölüm Yıldönümü'ndü 24 Haziran'da. Ben kendim e, Instagram'dan takip edenler bilir onu andım ben her sene anarım. Ben çok büyük bir aşk Memnu fanıyım inanamazsın ama yani anlayamazsın. Hani Batuhan'ın herkes Bihter'in etkilerini <laughs> bilir ama ben Batuhan'ınkilere kadar biliyorum öyle sana. Evet çünkü bak şöyle anlayabiliyorum çünkü benim kız kardeşim de aynı Gerçekten. kız arkadaşım da aynı. Yani bir Aşkı memnun furyası yıllar geçmesine rağmen Bitmez. canınız sıkıldıkça Türkiye'deki kadınların... ...yarısından çoğu canı sıkıldıkça Aşkı Memnu'yu açıp izliyorlar. Ben bunu gözlerimle bizzat şahit olduğum için çok net konuşuyorum. Buyur. Ben real rakam olarak yedi kez bitirdim baştan sona. Yani e, Batuhan'a da o dönemlerden saygım sonsuzdur. Arada Bence... bir iki tane de belgesel izleseydiniz yani. Bir... yani sadece aşkı Memnu'yu <laughs> Aşk her izlediğinde bana <laughs> e, yeni Peki. bir mesaj evet. verdi. Buradan da almış olalım <laughs> sevgili Mithat <bir terzi> yani <laughs> Şimdi e, Batuhan'ı evet tebrik ediyorum... Kafamın içinde beş Batuhan konuşuyor dedi ya Batuhan. Ben de yazmıştım o cümleyi. Murat abi deyindi ona. Ben her ne kadar yani Batuhan'ı çok eleştirdiğim oldu. Ve e, çok yakın karakterler gibiyiz desem de yalan olur aslında. Hani normal hayatımızda. Yani tanıdığım kadarıyla tabii konuşuyorum. Ama Batuhan'ı çok iyi anlayan bir yanım var. Yani bilmiyorum bu Burcu'muzdan mı kaynaklı. Ama mesela ben eminim Batuhan'ın kafasında beş Batuhan'la aynı anda konuşuyor Yani bazı konularda o... ...bir şey ifade ettiği zaman ben onu çok iyi anlayabiliyorum... ...ve kendime bazı konularla yakın hissediyorum... ...Batuhan zaten... E, ...bu kafasındakileri susturduğu zamanlarda... ...susturabildiği zamanlarda... ...gerçekten çok başarılı oluyor... ...çok daha olgun bir insan oluyor... ...ve biz bazen genelde de bence bu benim eleştirdiğim... E, ...anlarına denk geliyor ki... ...bazen de susturamıyor... ...bazen içinden... ...içindeki o 4-5 Batuhan'dan biri çıkıyor mesela... ...ben diyorum ki... ...bu Batuhan'a yakışmıyor bu tavır... ...dediğim bence mesela onlardan biri... Evet. Bugün helal olsun. Ee, yani kadar... orada içinde kötü bir şey söyleyen de var. İyi de söyleyen var. Kötü, kötü de söyleyen yani var. Yani evet kötü ya da iyi diye de belki değil. Yani daha yüksekten konuşan ve e, belki hani o egosu var. İşte daha alt benlikleri. Hani böyle yani... filmlerde çizgi filmlerde böyle bir melek çıkar buradan da bir şeytan çıkar. Aynen. Biri bir şey söyler biri bir şey söyler gibi mi? Aynen bence öyle. E, zeki insanlarda da bu olur gözlemlenir. Yani böyle beyinleri hep konuşur onların. Ama işte doğru yerde doğru... Ee, olanları susturmak gerekiyor. Batuhan bugün bunu başardı. Adem gibi bir yarışmacıyla finale adını artık kazımış bir yarışmacıyla geriden başladı oynamaya. 3-1 mi düştü geriye? Tabii 3-1 oldu. Ve o noktada çok e, kim olsa onun yerine belki biraz pes edip yani demoralize olması çok normal olurdu. Çünkü Adem yani artık biraz tabii ki yarışmacılarda e, ön yargı değil ama yani haklı bir ön yargı Adem'e karşı oluşmuştur. Bu kadar finale adını hani yazdırmak da değil kazıyan bir adamla oynuyor. Ve olsun. Adem'i geçip sonra finale kaldı. Finalde de kazandı. Kendisinin de buralarda olmayı istediğini biliyorum. Yani aslında Batuhan bugün ikinci kez değil. ikinci kez aldı değil mi şeyi? Ee, Korlayı evet. ikinci kez taktı. Hı -hı. Bence dördüncü, beşinci kez takmayı kendine yakıştırırdı. O şükrettiği anda da onu çok iyi hissettim. Yani oh be sonunda dedi. Ve onun biraz şeyi vardı. Belki bakarsın bu motivasyon önümüzdeki bir iki oyunda daha bize Batuhan'ı finalde gösterir. O da bence o motivasyonla çalışan bir çocuk çünkü. Kendisini Tebrik ediyorum. E, oyunla ilgili mi konuşalım? Konseyle ilgili mi? Başlayalım. Şimdi e, İhsan'dan da bir tamam, genel hayır. fikir alalım. Ondan sonra da döneceğiz. E, vallahi dün akşam dedik ki nerede Batuhan dedik. Çünkü Batuhan bireysele geçildikten sonra araba oyununu kazandı. Üstüne ilk dokunulmazlık oyununu kazandı. Gümbür gümbür geliyor dediğimiz Batuhan. Yaklaşık 8 dokunulmazlık oyunu boyunca sadece 2 final yapmış. 2 tane de yarı final yapmış. Yani o başlangıçtan sonra onun sanki devamını getirememişti ve biz de dün dedik ki nerede Batuhan, nerede Hikmet de kayboldu, Batuhan da kayboldu burada gibilerinden konuştuk. Herhalde o söz duyuldu Dominik'ten ve bugün ben buradayım dedi. Özellikle Adem'le oynadığı yarı final gerçekten 3-0'dan dönüş <laughs> Adem'e karşı ondan sonra 5-4 kazandığı oyun. Zaten o Adem'e karşı 5-4 kazandıktan sonra artık karşısına kim gelirse gelsin bence Batuhan yenilmez olurdu. Ee, Ayşe ye orada yazık oldu. Ayşe yine Formda son zamanların formda yarışmacısı final gördü. Ayşe'yi de tebrik ediyorum ama Adem'i yendikten sonra Batuhan'ı tutamazdık ve tutamadık. Yani Batuhan orada artık karşısına dedim ya yani Nisa da gelse Hikmet de gelse fark etmezdi kazanacaktı yani onu çok hissettirdi. Bir de bugün atışları da çok iyiydi çok başarılıydı yani e, hem küpü hem halkayı çok iyi e, attı çok iyi kullandı tebrik ediyoruz.